Akit TV'ye Kültür Dünyası programına hoş geldiniz efendim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden kıymetli çok değerli isimler bizlerle birlikte kültür dünyasında önemli hizmetlere imza atan değerli arkadaşlarımız, dostlarımız, ağabeylerimiz. Ahmet Maraşlı, eğitimci yazar. Mehmet Kaman, Siyer Vakfı Medya Tanıtım Başkanı. Aynı zamanda Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması organizatörü, genel koordinatörü. Burak Koç, genç kalemlerden ve gençlerin çıkardığı güzel dergiler var. Onlardan birisi İmge Dergisi. İmge Dergisi'nin de genel yayın yönetmeni. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ahmet Hocam'la başlayalım. Sağdan başlayalım. Ahmet Maraşlı, eğitim ve kültür dünyamızda çok güzel çalışmalara, projelere imza attı ve eserleri eğitim merkezli yayınlanmaya devam ediyor. En son Evde Okul, Okulda Kalite, Okumayı Sevdirme Projesi gibi Mihrabat yayınlarında okuyucuya sunuldu. Ahmet Maraşlı deyince benim aklıma hep Maraş gelmekle birlikte şiirde geliyor, eğitimde geliyor, kültürde geliyor, yazı geliyor, kalem geliyor. Maraş'ın bereketindendir efendim elbette ama Ahmet Maraşlı'nın kaleme olan, yazıya olan, kitap olan, kültür olan dostluğu ne zaman başladı? Biraz sizi tanıyarak başlayalım. Sonrasında çok önemli sorularımız olacak. Değerli dostlarımızla da konuşmaya devam edeceğiz. Okumaya, yazmaya tabii ilkokulla beraber başladık. Aslında ben ilk kitabımı şiirle başlatacağımı düşünüyordum. İlkokul 2'de yazdım ilk şiiri. Ama kısmet olmadı. Hikmet tahtında belki, muhakkak belki İlkokul değil. İlkokul 2'de ilk şiirinizi yazdınız. Evet, ilk şiir ilkokul. Hatırlıyor musunuz? Hayır, hatırlamıyorum. Kime yazdınız? Yalnız Gemiciler diye bir şiir vardı o zaman Türkçe kitabında. Yolda, okul dışında kitabı çıkardım okula giderken. Şiiri okudum, sonra kendim devam ettirdim. Ama yazılı değildi. O şifahi olarak öyle kaldı. Sonrasında Türkiye'm diye bir şiirim oldu. Onu kaybettim. Ama ortaokuldaki şiirler, ortaokuldan itibaren bugüne kadar gelenler duruyor. Evet. Orijinal haliyle. Şu ana kadar kaç kitap oldu hocam? 10 tane kadar oldu hocam. 10 tane eğitim ve kültür üzerine. Peki Ahmet Maraşlı'nın bir ustası oldu mu? Elinden tutan oldu mu? Okumaya, yazmaya yönelten oldu mu? Eğitim dünyasında bir hoca çıkıp size bir ideal kattı mı, ışık yaktı mı? Ne oldu Ahmet Maraşlı bu alana iten sebep? Vallahi benim hayatımdaki en etkileyici şahsiyet annem oldu. Okuma yazma bilmeyen fakat Kur'an'la en fazla haşir neşir olduğunu gördüğüm insan rahmetli annem oldu. Yani eğitim dünyasından filan diyemem. Kalem yazı dünyasından da falan diyemem. Ümmi bir noktada. Anne evet. Ama irfan evet. Dolu. Evet. Bu annelere muhtacız şu an. Anadolu'yu besleyen, o ümmi dediğimiz ama çok hikmet barındıran sözleri olan, eğitimcilik yanları kuvvetli olan o anneler. Peki efendim, siz Maraş'ta eğitim gördünüz. Gençlik yıllarınız Maraş'ta geçti. Ortaokulu bitirinceye kadar Maraş'taydım. Daha sonra Akşehir Öğretmen Okulu, yatılı öğretmen okulunu okudum 4 sene. Sonra üniversite için İstanbul'a geldik ve yerleştik kaldık. Hep sorulur, biz de soralım. Adet yerini bulsun. Bu Maraş'ın şairlikte, okur yazar olmakta bir etkisi var mı? Ahır Dağı'nın bir etkisi var mı? Yoksa Elbistan Ovası'nın bir etkisi var mı? Nedir hikmet? Vallahi bu soru Maraşlı pek çok edebiyatçıya, erbabı kaleme sorulmuş bir soru. Fakat cevap verenler de tatminkârı cevap vermediklerini itiraf ediyorlar genelde. Benim vereceğim cevap da yeterli olmayacak şüphesiz meseleyi açıklama noktasında ama bende uyanan düşüncelerden bir tanesi şu. Bizim memlekette mesela annemin okuma yazması yoktu ama annemden duyduğum o kadar güzel sözler, deyimler, tabirler var ki ben hala kullanırım onları. Ortaokuldan sonra Maraş'tan ayrılmış olmama ancak senede bir, birkaç senede bir gitmiş olmama rağmen. Yani yazmada da biliyorsunuz atasözleri, deyimler, o güzel söz kaynakları çok önemlidir. Aslında, sebeplerinden birisi bu olsa gerek. Aslında annemizin, annelerimizin o günlük konuşmalarında ifade ettikleri deyimler, kullandıkları deyimler. Bir bakıyorsunuz ki arka planda bir Yunus deyişi, bir Mevlana sözü, bir Hacı Bektaş deyişi ya da bir Neşet Ertaş türküsü. Onlar iç beslenmelerini sağlam yapmışlar. Ya da şöyle, rahmetli anneciğime bazen itiraz ederdim o yeni yetme yıllarımda. İşte kaynağı ne bu söylediğin sözün? Ya da bu anlattığın şeyin kaynağı, yaptığın tavsiyenin kaynağı ne anneciğim? Çok bilmiş havalarında dipnot, kendime göre. Dipnot da istediğiniz fakat olur. Sonra zaman içinde gördüm ki annemin söylediklerinin çoğu
sünnet seniye, hadis-i şerif çoğu diyorum, hepsi demiyorum. Yüzyıllar içerisinde halkın, toplumun ruhuna yerleşmiş. Kaynak, inanç ve kültür medeniyetimiz. Evet. Evet, Ahmet Hocam, okumayı sevdirme yolları falan epey bir sorumuz var size soracağımız. Biraz sonra döneceğiz. Türkiye'de son yıllarda kısa film alanında çok güzel çalışmalar yapılıyor. Önemli projeler yürütülüyor. Bunlardan birisi de Siyer Vakfı'nın Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması. Mehmet Kaban dostumuz da orada büyük hizmet yürütüyor, takip ediyoruz. Bir açalım efendim, nedir kısa film yarışması? İslami vakıfların, derneklerin sinemayla fazla uğraştığı, iştigal ettiği görülmemiştir ama son yıllarda sanki o alandaki boşluğumuz fark edildi ve bu konuda çalışmalar başlatıldı gibi. Evet. Neler oluyor, ne zaman başladınız, nereye geldiniz? Vallahi önce İslami vakıf derneklerin diyelim, cemaatlerin ya da yapıların, mekteplerin sinemayla imtihanı ağır biraz. Şöyle ağır, çok ihmal ettiğimiz, eskiden beri hiç belki semtine dahi yaklaşmadığımız bir alan. ama bir davanız varsa, mensubu olduğunuz inancınızı anlatmak gibi bir mükellefiyetiniz de var. Dolayısıyla her Müslümanın tebliğ yapmakla mükellef olduğu bir vaka hepimizce malum. Dolayısıyla mensubu olduğumuz inancımızı, değerlerimizi anlatmak gibi mükellefiyetimizi Peygamberimizden aldığımız bir miras olarak öncelikle kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla Peygamberimizden aldığımız bu mirası, tebliğ görevini, insanlara ulaştırma, aktarma gibi bir görev varsa öncelikle Peygamberimizden başlamamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, sünnet-i seniyyelerini, sahabe-i kiram efendilerimizin hayatlarını ve onların bize örnekliklerini anlatmak üzere 2010 yılında Eyüp Sultan Merkez'de kurulu Siyer Vakfı'nın 2014 yılında başlattığı bir projedir. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması. Başladığı sene ve ikinci sene ulusal çapta devam etti. Daha sonra Muhammed Emin Yıldırım hocamın tabiriyle ümmetsel bir platforma yayıldı. Biz ona jargonla uluslararası diyoruz işte. Uluslararası oldu. Üçüncü sene ve bu sene de dördüncü senesi. İki senede beri de uluslararası alanda devam ediyor. Şöyle, hepimizce malum, artık kabul etmemiz gereken bir gerçek bu. Sinema çağımızın en etkili iletişim aracı. Müslümanların geç keşfettiği ve hala üzerinde yeteri kadar durmadığı bir... Maalesef, maalesef. Şimdi şöyle de bir gerçek var. Ahmet Hocam da kabul edecektir. Affınıza sığınarak bunu söylüyorum. Kitap yazıyoruz, belli bir adet basıyoruz ve o adette insana ulaşıyor. Ama Türkiye'de binlerce kitap yılda basılıyor. Ulaştığımız muhataplarımız belli, okuma yazma oranımız belli. Maalesef okumayan bir toplum, kitapları bile artık seyreden bir toplum haline geldik. Dolayısıyla biz burada okunmayan kitapları tabii ki değersiz bulmuyoruz. Kitaptan vazgeçmeyeceğiz. Kesinlikle. Kitapla birlikte sinemayı da ihmal etmeyeceğiz. Elbette biz toplum itibariyle belki sohbetin ve söz geleneğinin yoğurduğu bir toplumuz ama aynı zamanda yazılı bir kültürümüz de var bizim. Bu yazılı kültürü de bir kenara koyacak değiliz. Oradan besleniyoruz çünkü. Bizim en kadim kaynağımız metindir. Dolayısıyla metinden kopup bir yerlere ulaşamayacağız. Oradan beslenerek yeni argümanlarla derdimizi, davamızı 21. yüzyılın insanına ulaştırmamız gerekiyor. Şimdi o yüzden söyledim hocam, affınıza sığınarak diye. Kitapları tabii ki bir kenara bırakmayalım. Onları da hayatımızın içine çekelim ama sinema, şöyle bir gerçek var. Binlerce kitap basılmasına rağmen, işte 4 yıldan beri işin içinde olduğumuz için biliyoruz bunu. Bir yönetmen ya da bir yapımcı bir sinemaya, bir filme imza atıyor, bir yapım ortaya koyuyor ve bunu milyonlarca insana ulaştırabiliyor. Bu işte sinemanın gücünü gösteriyor.
biraz bizim tembelliğimizi de gösteriyor. Yani toplum olarak, insan olarak da bizim tembelliğimizi gösteriyor. Okumuyoruz, seyrediyoruz. Dolayısıyla onlara daha çok ilgi gösteriyoruz ama... Türk'ün aklı gözündedir diye bir atasözü mü var hocam? Yani Türk milleti daha çok seyre yönelik geleneğimizde de vardır. İşte bu meddahlar falan. Ya da çok konar göçer olduğumuzdan dolayı kitaba fazla sıcak değil miyiz? Bunun da bir araştırması yapılabilir yani. Evet. Dolayısıyla biz Siyer Vakfı olarak Efendimizin hayatını, onun bıraktığı mirası ve mesajlarını bir şekilde bu topluma anlatmamız lazım. Ama nasıl? Sinemayı da kullanarak, en etkili iletişim aracı olarak sinemayı da kullanarak. Bunu özellikle vurgulamam gerekiyor. Biz Efendimizin hayatını anlatmaktan ziyade onun mesajlarını ve bıraktığı mirası bir adım öteye götürmenin gayreti içerisindeyiz. İlk fikir kimden çıktı? Siyer Vakfı'nda... Meser Şeker diye bir kardeşimizden çıktı. Bir toplantıda bunu gündeme getirmişti. Allah ondan razı olsun. Önümüzü açtı. Muhammed Emin Yıldırım hocamızın da teşvik ve desteğiyle bugüne kadar geldik biz. Burada yalnız bir şeyi söylemem lazım. Özellikle Efendimizin hayatını anlatma noktasında değiliz dedim. Çünkü bu sinemayla, işte Çağrı filmiyle bir Bismillah dendi. Sinemanın ilk ürünü olarak söylüyorum. Sonra farklı denemeler de oldu ama Çağrı'nın etkisini bırakmadı hiçbiri. Yani onun bıraktığı etki hakikaten hala devam ediyor. Devam ediyor ve insanların da gündeminden bir türlü düşmüyor. Bu arada Kattafi'yi de rahmetli analım. Yani Batı'yı lanetleyelim. Saddam'ı da Kattafi'yi de katlettiler ve bize de sanki bir kötüyü yok etmiş gibi göstererek, bize bayram ettirerek bir algı oluşturdular. Evet. Çağrı filmine, Ömer Muhtar filmine destek sunan Kattafi'yi de rahmetle analım. Evet. Batı'yı da lanetleyelim yani. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla biz 4 seneden beri bu organizasyonu yaparken sadece bir kısa film yarışması yapmıyoruz. Bunun farkındayız. Sinemanın etki alanını bildiğimiz için Hasan bin Sabit radıyallahu anh adına bir sinema akademisi kurduk vakıf merkezimizde. Ve Hasan bin Sabit Sinema Akademisi ile de 4 yıldan beri insan yetiştirmeye gayret ediyoruz. Yani derdimiz sadece bir yarışma yapmak, işte ödül dağıtmak, çok güzel bir ödül töreni yapmak, orada güzel bir etkinlik gerçekleştirmek değil. Mehmet Bey, orada çok şu an üzerinde durduğunuz konu aslında önemli. Birçok STK'mız, birçok camia işin vitrin kısmını çok önemserken mutfak kısmını ıskalıyor. Yani tören yaptık, gösterdik, harika, medyada yer aldı. Ondan sonra arkada uçtu gitti. Yani geri planda böyle bir akademinin olması gayet manidar. Fakat 4 yıllık süre belki de kısa, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra o akademilerden insanlar çıkacaktır, film üreteceklerdir ama 4 yılın kısa süresi içerisinde bereketli çalışmalar mutlaka olmuştur. Sonuca yönelik ele aldığınız yerler var mı? Ne gördünüz? Şöyle söyleyeyim üstadım. Biz öncelikle camiamızdaki bu sinemaya, sizin de girişte söylediğiniz gibi mesafeli duruşumuzu kapatmak adına uzun bir yoldan geliyoruz. Bu uzun yolu, uzun mesafeyi açığımız kapatmak çok fazla evet. Tabii. 2 yıl üst üste onlarca seminer düzenledik. Bu seminerlerimizin amacı şuydu. Sinema çok önemli ve Müslümanlar mutlaka bu alanda ürün ortaya koymalılar. Bilinç verme. Bu bilinç evet. Ve şuura yönelik seminerler düzenledik. Pratik sonra gelecektir. Pratik sonraki aşamaydı. Yani örnek söylüyorum. Şimdi bilmediğiniz bir alan, neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Sonra kırmızı çizgileriniz var, hassasiyetleriniz var. Bu hassasiyetlerinize rağmen sinema yapılabilir mi? Efendim ve bu kırmızı çizgili alana, bu kırmızı çizgiden sonraki alan bizim için işte haram dendi. Girilmemesi gereken bir alan dendi. Yok canım, sizin burada ne işiniz var dendi. Sonra biz Yeşilçam'ın geçmişini biliyoruz. Yani nerede sakallı, işte cübbeli, efendim mütedeyyin, Müslüman bir insan varsa ve
toplum algısında ne kadar kötü intiba varsa hepsini onun üzerine yapıştırdık. Şunu maalesef da hatırlatalım. Şu an gösterimde olan bir film İstanbul'da geçiyor. İstanbul'da geçen bir filmin hiçbir karesinde bir cami yok, minare görünmüyor. Yani bu sadece işte modern semtlerde çekseniz bile kameranız mutlaka bir camiye değer. Özellikle gösterilmiyor. Evet. Şimdi bu algılardan kurtulmamız gerekiyordu öncelikle bizim. Dolayısıyla kafamızdaki bu algıları bir kere silip atmak gerekiyordu. Ve biz onlarca semineri düzenlerken bunların içerisinde ilahiyatçılarımız da vardı. Şimdi fetvayı aldık mı hocam? Yani fetva verildi mi? Muhammed Emin Yıldırım Hoca yani akademiye gelenlere fetvayı verdi mi? Aslında fetvaya ihtiyacımız da yoktu. Niye yoktu? Onu söyleyeyim. Hasan bin Sabit radıyallahu anh üzerinden gidecek olursak, Efendimizin birkaç şairinden bir tanesiydi. Ve Efendimiz Hasan bin Sabit radıyallahu anh'ı tebliğ amaçlı bir yerlere özellikle gönderirdi. Panayırlara gönderirdi. Şiirlerle biliyorsunuz işte bugünün medyası, gazetesi, televizyonu ya da sinemasının yerine konumlandırabileceğiniz bir durumdaydı. Dolayısıyla aslında fetvaya ihtiyaç yok. Niye? Siz işinizi inancınızdan beslenerek, müktesebatınızdan, geçmişinizden, değerlerinizden beslenerek yaparsanız bunun Müslümancasını zaten yaparsınız. Peki başka bir nokta. Şimdi akademide bilinç verdik, sinemanın önemini anlattık. Evet. Sonrasında pratiğini de öğrettik. Gençlerimiz ateşlendi ve illaki bu alanda var olmalıyız gayesiyle, bilinciyle, şuuruyla film yapmaya başladı. Ama sermaye yok. Evet. Geliyorlar Muhammed Emin Yıldırım Hoca'ya. Hocam bizi 4 yılda eğittiniz, 6 yıldan beri zihnimiz donandı. Ama film yapacağız, para yok. Muhammed Emin Hoca ne diyor? Şimdi biz balık tutmayı öğretiyoruz. Dolayısıyla balık tutup vermek işi tembelliğe sevk etmektir. Aslında burada bu soruyu şu sebeple söylüyorum. Yani kanaat önderleri bir yandan gençleri bu alana iterken bir yandan da Müslüman iş adamlarını, sermaye sahiplerini de eğitmeli, yöneltmeli, onları da bu alanda bir akademiden geçirmeli. Çünkü bütçesi olmayanın neticesi olmaz yani. Evet, doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu söylediğiniz şeyden hareketle söylüyorum. Bizim iş adamlarımızın bu işe el atmaları gerekiyor. Yani sadece Muhammed Emin Yıldırım hocamızın üzerine kalmaması gerekiyor bu işin. Elbette biz taşın altına elimizi koyduk. Sadece elimizi değil gövdemizi de koymuş olduk. Gövdemizi de koyunca mesele bitiyor. İnşallah. Muhammed Emin Yıldırım hocamın evet, şöyle bir sözü var. Ben onu özellikle belirtmek istiyorum. Bizim asıl vazifelerimiz arasında yani gündemimiz arasına artık kültür, sanat ve sinema da girmeli diye bir şey söylemişti. Dolayısıyla bununla ilgili önümüzdeki günlerde inşallah somut adım evet, da gelecek. Kısa filmi konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü çok önemli ödüller, jüriler ve yakında çok güzel bir tören olacak. Ama Ahmet Hocam, Mehmet Kaman dedi ki ya sinema önceliğimiz dedi. Yani kitaplar yayınlanıyor, okunmuyor dedi. Siz de baktınız kitaplar okunmuyor, okuma sayısı düşüyor. İşte okumayı sevmeyenler çoğalıyor, okumayı sevenler azalıyor. Bu noktada Ahmet Maraşlı olarak bunu dert edip okumayı sevdirme projesi diye bir şey ürettiniz. Nedir bu okumayı sevdirme projesi? Önce meselenin hassasiyetine bakmak lazım. Ben kritik noktalara müdahale etmeyi severim. Yapım itibariyle öyle yaklaşırım meselelere. Kritik noktalardaki ihtiyaca cevap vermek. Hocalarımın yaptıkları da bu zaten. Buna ümmetin, insanlığın ihtiyacı var. Kritik nokta. Küçük hareketlerle büyük sonuçlar alınabilecek noktalar. Bence okuma meselesi de bu. Zaten Kur'an oku emriyle gelmiş. İlk 5 ayette 2 kere okuma emri var. Aynı zamanda yazmaktan bahsediyor Cenab-ı Hak. Değil mi? Tabii ki. Demek ki en çok buna ihtiyaç var. Oradan başlamak lazım. O da burada da bence genelde bir yanlış yaklaşım var. Okuma alışkanlığı deniyor. Okumayı sevmeyenin okuma alışkanlığı olamaz ki. Önce okumayı sevdirmeye çalışmak lazım. Senin çok okuyor olman da çocuğunun okumasını sağlayamayabilir. O itibarla okumayı sevdirme projesi dedim. Bununda da burada da kitabı hazırlarken aslında şöyle yaklaşılmıştı. Ya işte bu kitap satmaz. Satmasın. Az önce satmak dediniz de satmasın. Bu alanda ihtiyaç var.
yaklaşımı mı oldu? Bu alanda ihtiyaç var mı, yok mu ihtiyaç var? Peki ben farklı bir şey koyabilecek miyim? Ona baktım. Peki bir adım daha, insanlara faydalı olacak farklı şeyler koymak. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır anlayışıyla. Burada işin merkezinde ne var? Aile var. Başka eğitimciler var. Derken, kitabı hazırlarken şöyle bir itiraz geldi bana. Daha kitabı yazma sürecindeyim. Birisi dedi ki, hocam siz anne babalar, eğitimciler, çocuklara okumayı nasıl sevdirebilir? Bununla ilgili bir hazırlık yapıyorsunuz, çalışma yazıyorsunuz ama bizde okuma alışkanlığı yok. Ne yapacağız dedi. Bu can alıcı bir tespitti. Yani makul tenkitler faydalı olur. Değil mi? Yeter ki sağlam zemine dayansın. İyi ki itiraz etmiş. Baktım haklı. Bunun üzerine kitaba şöyle bir konu başlık koydum. Yetişkinler okuma alışkanlığını nasıl kazanabilir? Anne baba oku diyor, öğretmen oku diyor da anne baba ne kadar okuyor? Öğretmen ne kadar okuyor? Bunun üzerine oraya odaklandım. Burada da ciddi anlamda sonuçlar alındığını müfettiş bir dostum söylemişti. Sonuçlar alındı diyorsunuz. Evet, alındığını söyleniyor. Geçenlerde bir araştırma sonuç yayınlandı. Daha doğrusu Türkiye kitap basımında 11. sıraya yükseldi. Yani 11. sıra da dünya sıralamasında önemli. Yani kitap basımında 11. sıradayız ama okuma noktasında az okuyoruz diyoruz. Burada bir ters orantı yok mu? Nedir yani bunu okumayı sevdiren adam olarak nasıl yorumluyorsunuz? Valla biz kitap alıyoruz, kitaplar basılıyor. Sonuçta yayın evleri ticari bir meta üretiyor ve arz talep meselesi olmasa niye bassın? Burada bir yanlışlık mı var? Tabii sıkıntı var. Sıkıntı var da meseleyi sadece dünya bazında Türkiye dünyada okumada kaçıncı olarak bakmak şeklinde yaklaşmak bence yeterli olmaz diye düşünüyorum. Bu toplumun ya da bu medeniyetin mensuplarının sayısı ne kadar? Türkiye ne kadar nüfusa sahip? İslam dünyası ne kadar nüfusa sahip ve bunun kaçta kaçı okuyor ve nasıl okuyor? Türkiye'nin tek başına okuması yetmez. İslam o da yetmez. Dünyası. İslam dünyası elbette. Ümmet bizim şuurumuz o. Müslümanca maalesef bakmak meseleye. Birden neyi nasıl okuduğun önemli. Neyi nasıl okuduğun önemli. Yani düz mantıkla okumak değil. Siz ümitsiz değilsiniz. Yani Türkiye kesinlikle. Ben şuna inanıyorum. Bütün çalışmalarım, bütün feveranlarımın içinde bile aslında şuna inanıyorum. Bu medeniyet tarihe ağırlığını tekrar koyacak. Ümit varsınız. Kesinlikle. Bundan zerre kadar şüphem yok. İstikbalde en ama süreçte tabii insanın sıkıntılandığı şeyler oluyor, üzüldükleri oluyor ama ben öyle olmasa bu kadar gayretle elbette herhalde çalışamazdım diye düşünüyorum. Bu yaptıkları çalışmaların meyvelerini görmeden giden büyükleri hayırla yad ediyor, ellerinden manen öpmek peki, istiyorum. Peki yolun başındasınız. Sermayeniz var, imkanınız var, kaleminiz de var, kameranız da var. Şimdi Mehmet Kaman da burada olduğu için soralım. Kamerayla mı başlarsınız, kalemle mi başlarsınız? Valla ikisini beraber götürmek lazım. İkisini beraber götürmek ama, lazım. Çünkü sinemada sonuçta bir senaryodan doğuyor. İşte onu söyleyeceğim. Yine kalemden doğuyor. Evet. Orada zaten Mehmet Hoca da ona atıfta bulundu yanlış hatırlamıyorsam. O zemin üzerinden tabii hareket kesin etmek. İkisi bir arada el ele. Ümmeti ayağa kaldıracak. Anlatacak bir meseleniz yoksa kamera hiçbir işe yaramaz. Şimdi şöyle söyleyeyim mesela, buyurun hocam. Özür dilerim, hakkınızı helal edin hocam. Rabbimiz bile kalem adına yeminle başlıyor söze. Dolayısıyla kalem hakikaten çok önemli. Kalem olmadan hiçbir şeyin zeminini oluşturamazsınız. Meselenizi anlatmak için bile önce yazıya dökmeniz lazım. Biz hem yazı medeniyetinin mensuplarıyız, hem de metin ve kitap medeniyetinin mensuplarıyız. Tahrip edilen kütüphanelerimizin şimdi yüreğimiz yanıyor tabii. Bağdat'ta, Şam'da, Saraybosna'da, savaşta ilk vurulan yerler her zaman kütüphaneler olmuş. Yani Müslümanların ülkelerine saldırılarda, aynen, şehirlerini katlederken Batı nereden vuracağını biliyor. Onlar nereden vuracağını biliyorsa biz de nereden dirileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Bir de sordunuz ya hocama, okumayı nasıl sevdirmeliyiz diye. Şimdi zaman zaman yurt dışına çıktığımız zaman görüyoruz hocam, kütüphaneler hakikaten çok canlı ve çok ilgi çekici.
Evet. Mehmet Kaman devam edeceğiz. Bir ara vermemiz buyurun gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz, Kültür Dünyası bütün güzelliğiyle devam ediyor. Programımızın birinci bölümünde okumayı, sevmeyi, sinemanın önemini konuştuk. Diğer bölümde de aynı heyecanla, coşkuyla devam edeceğiz efendim. Değerli izleyicilerimiz, Akit TV'de Kültür Dünyası programında, kültür dünyasında önemli hizmetler yapan değerli misafirlerimizle birlikteyiz. Kültür dünyasının bütün renklerini bu programda buluşturuyoruz. Evet, birinci bölümde eğitimci yazar Ahmet Maraşlı'yla okumayı, sevdirmeyi konuştuk. Mehmet Kaman'la da sinemayı, sinemanın önemini konuştuk. Ama burada bir genç arkadaşımız var, kültür adamı var. Gençler de bu arada boş durmuyorlar. Ne yapıyorlar? Dergiler çıkarıyorlar, kısa filmler çekiyorlar. Aslında bütün konuştuklarımızın uygulama alanlarını onlar oluşturuyor. Evet Burak Koç, neden dergi çıkardın? Derdin neydi? Derdim büyüktü, elhamdülillah. Bu minvalde gençlerle bir şey yapmak uğruna, gençlerle bir yolda beraber yürüyebilmek, kendi hakikatimizi gençler olarak fısıldayıp daha sonra büyük çağrılara dönüştürebilmek yoluna 2014 senesinde İmge Dergisi bünyesinde gençlerle toplanıp bir yola baş koyduk. Şu an 7. sayımız çıkmış durumda. 8. sayımızın hazırlıkları devam ediyor. Üniversiteden arkadaşlarımızla beraber 2. sınıftaydık başladığımızda. Şu an çoğumuz mezun olduk. Çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi olanımız var, öğretmen olanımız var. Çeşitli STK'larda çalışanımız var, çeşitli kurumlarda çalışanımız var. Derdimiz, dergimiz ve bir hakikati fısıldamak şiarıyla yola çıktık. Derdi olan adamların dergisi olur diyorsunuz değil mi? O şekilde. Evet. Derdi olanların bir dergisi haline geliyor, gelecek de inşallah. Biraz önce bahsettiniz. Dediniz ki toplum olarak görmek menşeli bir metrafıktan da örnek verdiniz, yolda izlediniz. Şu an gençliğimizin yaşadığı durum görmekten çok görülmek maalesef ki. Bu görülmenin de içi boş ve kof. Keşke bir dolu görülmek olsa, bilhassa bunu medya, teknolojiyle, Instagram, Twitter, Facebook gibi... Muhteşem bir tespit. Aslında daha da muhteşem olanı bu tespiti bir gencin yapıyor olması. Evet. Çeşitli alanlarda kendilerini görülmeye dayalı bir şekilde yansıtmaları, bizim de görebilmek ve bunu gösterebilmek şiarıyla yola çıkmam sonucunda böyle bir çalışmanın içerisine girdik. Maalesef gençliğimiz bu görülmeden kaynaklı yaşadığının da farkında değil. Yahya Kemal, hüznü bir zevk edinenler yaşıyor burada diyor. Ama bizim sevgimiz dahi bizde bir şey oluşturamıyor. Çünkü yine görülmek menşeli. Hissedemiyoruz. Öyle bir hale gelmişiz ki dikiş tutmuyor. Kanlıca'ya gidiyoruz. Kanlıca'nın havasını teneffüs etmek için değil, Kanlıca'da gittiğimizi paylaşmak fotoğrafını için. Fotoğrafını paylaşmak evet için gidiyoruz. Yani o an carpe diem dediğimiz olayı yaşayamıyoruz belki de bu gözle bakacak olursak. Maalesef yaşadığımız durum bu. Dikiş tutmuyor. Ne sevgimiz, ne aşkımız, ne hüznümüz. Amacımız da yine bir başka şairin dediği gibi Kadir Şinas itaatsizlik. Elbette büyüklerimizin her zaman için gönlümüzde bir yeri var ama yeri geldiğinde de o Kadir Şinas itaatsizliğin farkında olarak ufak bir isyan çağrısında da bulunuyoruz. Harika. Yani bir gence yakışan bir ifade. Kadir Şinas kime ait bu? Kadir İsmet Özel. Evet. İsmet Özel'e ait bir uzun ömürler diliyoruz. Evet. Onun bu bahsettiği şiar üzerine de bunu devam ettiriyoruz. 7. sayımızda Ali Ural Beyefendi ile şiir, şair, şuur üzerine konuştuk ve Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde bununla ilgili bir program düzenledik. Yine aynı konu üzerine 3 genç şairimizle yine aynı konuyu konuştuk. Dedik gençler ne diyor? Bizim gibi olanlar ne diyor? Elif Nuray Hanım'ın O Korkunç Maharet isimli bir şiir kitabı çıkmıştı. Yine onun üzerine konuştuk. Kudüs'e ele aldık. Leyla'ya mail atmak, çağdaş aletler, yeni idraklar ve İslami sanat. Biraz önce bahsettiğim şeyi, günümüzle idraki sanatı, bilhassa İslami sanatı, sinemayı, okumayı, kitabı nasıl sağlayabilirizin peşine düştük. Bir Leyla ve Mecnun hakikatimiz vardı. Nasıl Mecnun olabiliriz? Hakikatin farkında olarak Mecnun'un peşine düşmenin sesini yükselttik. Asaf Ali Çelebi'ye, Türkiye'de Uluslararası İlahiyat öğrencilerinin yine kendi özüne dönüşünü konu ettik. Bu minvalde gençlerimiz de büyük bir hızla, elbette zorlanarak, biliyoruz ki dergide kolay bir şey değil. Hem organizasyon hem de bütçe. Yani işte biz burada seslenmek gerekiyor. Yani Kültür Bakanımız, kültür müdürlerimiz, yetkili ağabeylerimiz, makamda oturan değerli büyüklerimiz. Yani küçücük bir kalemle
bütün bu öğrenci dergilerinin çıkarılmasına vesile olabilirler. Yani bu manada dün bir genç grupla da birlikteydik. Çok heyecanlılar. Aynı Burak kardeşimizde olduğu gibi büyük idealleri var. Çıkaracakları dergi 4 lira 5 lira tutuyor. 30 kişi bir araya gelmişler, 800 lira toplamışlar. Ama aylık çıkacağız diyor. Gelecek ay paramız belli değil ama heyecanımız var diyor. Yani bu heyecana sermaye sahiplerinin destek olması gerekiyor. Ne dersiniz Mehmet Aman? Kesinlikle katılıyorum. Yani biz her şeyin bir zekatı olduğuna inanan insanlarız. Dolayısıyla sermayenin de bir zekatı var. Sadece sermayenin değil, bilginin, birikimin de zekatı var. Dolayısıyla herkes elinde olanın zekatını vermesi gerekiyor. Ama bu zekatı cimrinin hesabı ile yapıp da 40'ta 1 ile değerlendirmemek lazım. Tabii. Ben şimdi bir yazı yazmıştım. O yazıda eğer bir gün bir üniversite kantinine ya da amfisine oturmuşsanız, fakülte koridorlarında dolaşıyorsanız, sağcı da olsa, solcu da olsa, dünya görüşünüze uymasa da bir gencin elinde dergi görüyorsanız, yeni çıkarmış o öfkesiyle, o birikimiyle, gidin alın, parasını verin. Çünkü o heyecana ortak olmak ayrı bir duygu. Ahmet Hocam siz... Bütün bunlarla ilgili gerek sinema, gerek dergi, gerek kitap, gerek kültürel edebi faaliyetler noktasında büyüklerden birisinin bir meselesini anlatacağım kısaca. Bir talebesi demiş, efendim bana ne tesbih buyurursunuz, ben ne çekeyim zikir olarak, tesbih olarak. O da demiş, zengin olduğunu bildiği için. Senin tesbihin demiş, öncelikle bu. Yani sen Allah için vererek yapacaksın o zikrini, tesbihini. Muhteşem bir tesbih. Ahmet Hocam, şimdi ağabeyler, büyükler, kanaat önderlerimiz, cami kürsülerinde, dernek koltuklarında hep şöyle diyorlar. Gençlik gidiyor, ne olacak bu gençliğin hali? Hep olumsuz yönde giden gençliğe eleştiri üretirken, işte Burak Koç gibi dergi çıkaran, kısa film yapan, uzun metraj heyecanı taşıyan bu gençlere destek olduk mu? Eğer olmadıysak, bunun vebali de bizde. Yani fıkıh kaidesi, mahallenizde bir genç zora düşmüşse bundan hepiniz sorumlusunuz. Bu manada ben tekrar Burak'a dönmek istiyorum. Ya Burak, büyüklerin olduğu yerlerde hep gençler, ne olacak bu gençliğin hali deniyor. Geçmişte de denmiş ama daha sık dillendiriliyor. Gençlik gerçekten kötü bir durumda mı? Sen gençlerin arasındasın, üniversitedesin, yurtlardasın. Nedir gençliğin durumu? Kültüre, sanata, eğilimleri ne durumda? Her alanda olduğu gibi aşırı meyillisi de var, uç noktada olan da var. Ama şu var ki bir tutan olduğunda da hepsi kazanılabilir durumda. Bir tutan, bir el, yani bir ağabey olacak. Bir ağabey olacak, bir kurum olacak. Destekleyecek, okumasını tavsiye edecek birileri olduğu zaman elbette ki, yani dergide de gördük bunu, çünkü hiçbir şekilde bir dergiye yaptığı çalışmayı göndermekten korkan, çekinen, nasıl beni nasıl eleştirirler, çok şiddetli söyleyişlere maruz kalırım deyip de bizimle beraber kendisini güçlü hissedip, biz de genç olduğumuz için dergi bünyesine gelip daha sonra çeşitli belediyelerin veya bakanlığın düzenlediği yarışmalardan ciddi ödüller alan arkadaşlarımız oldu. Okul oldunuz yani. Bir nevi inşallah öyle olabilmişizdir. Yani birbirimizi eğiten gençler olduk. Birbirimizin eğitmeni olduk adeta. Atölyeler düzenleyerek, okumalar yaparak. Şöyle de bir şey var. Gönül ister ki telif verebilelim. Evet, sadece çıkmak değil, yazanımıza telif verecek. Yani bunlar çok büyük rakamlar değil. Herhangi bir belediyemizin bir israf kalemiyle bütün öğrenci dergilerini çıkarabilirsiniz. Telif veremedik ama en son toplantımızda bu sayı çıkmadan önce dedik ki, yazı yazacak olan arkadaşlarımız, çay ısmarlayın. İstediğiniz kaynakları söyleyin, biz o kaynakları temin edip size ulaştıralım. Yani bir öğrenci dergisinin fedakarlığına bak. Mehmet Sebi Oruç bana dedi ki mesela, Fuzuli Divan'ı istiyorum ben. Bunun işte Akçağ'dan çıkmış olan Fuzuli Divan'ı istiyorum. Yazımda kullanacağım ve bu sadece bir yazılık kalabilecek bir şey değil. Belki benim verdiğim telifi çeşitli yerlerde istediği şekilde kullanabilir. Ama vereceğim kitap onun ömür boyu yanında olacak ve rafa baktığında bir genç arkadaşımız, İmge Dergisi bana bunu hediye etmişti. Ben yoluma böyle devam etmiştim diye düşünecek. Yine okumayı sağlayacak bir şey. Hatta sonrasında dedik ki bunu bir kütüphaneye çevirelim. Yani bir kütüphane olsun, İmge Kütüphanesi. Zaman içerisinde de oradan arkadaşlarımıza kitaplarımızı açalım. İnanıyoruz olacak. Yani ne olursa olsun bir şekilde bunu yapacağız. Çeşitli arkadaşlarımızın da dediğimiz gibi üniversitelerde, okullarda olmasıyla zorlayacağım onları gerekirse. Ceplerinden de yavaş yavaş almaya başlayıp
en azından belli bir aşamaya gelene kadar dediğiniz gibi inşallah bakanlığımızın, belediyelerimizin destek vermesiyle bunları da zaman içinde telafi edip İnşallah olacak. Yani. Şimdi burada tabii bir şey önemli. Belediyelerimiz ve bakanlığımız işin istikrarına özellikle dikkat ediyorlar. Dolayısıyla ben Burak kardeşimizde de bunu görüyorum. İlla ki size bir uzanan el olacaktır, tutan el olacaktır. İstikrarlı bir şekilde yürümeye devam edin. Bunun için de işte 80'li yılların hemen başında çıkmaya başlayan dergilerdeki tecrübeleri de mutlaka bilgi edinmişsinizdir. Oradaki tecrübeleri de öğrenin. Ne yapmışlar, nasıl yapmışlar, nasıl yol almışlar, nasıl yol yürümüşler. Ama illaki birileri bizi tutacak diye de beklemeyin. Siz yürümeye devam edin. Şimdi Büyük Doğu'ya bakıyoruz. Kapanmış, açılmış, kapanmış, açılmış. Dönemler. Sezai Karakoç'un Diriliş'e bakıyoruz. Kaç dönem var? Evet. O dönemler neden oluyor? Maddi imkansızlıklar içerisinde kapanıyor ama onlar direniyor. Direnenler ne olmuş? Bugünkü okuyan, yazan, düşünen bir nesli inşa etmişler. Kesinlikle. Dolayısıyla geleceğin inşasında da İmge Dergisi'nin önemli bir katkısı olacak. İnşallah. Ahmet Hocam, yani hep kitap okumayı sevdirme yollarını anlatıyoruz da dergilerin okuma üzerinde ne gibi bir besleyici tarafı var? Dergiler daha çok gençlere yakalıyor. Değil mi? Ama daha geniş kesimlere de hitap ediyor ama belki kitapla ulaşılamayacak kesimlere ulaşabilir. Yani sizin takip ettiğiniz dergiler var mıydı? Vardı. Hangilerini vardı. Takip ederdiniz? Sebilür Reşat, Sırat-ı Müstakim, oralara yetişemediniz ama. Sonrasında karıştırdık biraz. Evet, arşivlerden. Evet. Mehmet Kaman, kısa film dedik, dergi dedik, kitap dedik. Siz aynı zamanda Siyer Vakfı'nda diğer kültürel çalışmalar da oluyor. Evet. Yani bir gencimiz hayalleri var, idealleri var. Bu kapıdan girmek istedi. Nasıl ulaşacaklar? Siz onlara nasıl bir yol izlemelerini önerirsiniz? Eyvallah. Öncelikle bizim üniversitelerde de kulüplerimiz var, öğrenci kulüplerimiz. Onlarla irtibata geçebilirler. Üniversiteli gençlerimiz için söylüyorum. Onun dışında gençlik şeyimiz de var bizim, çalışmalarımız da var. Her vakıf ve her benzer organizasyonlarda olduğu gibi gençlik komisyonumuz var ve gençlik komisyonumuz da gençlere yönelik çalışmalar yapıyor. Onun dışında bizim de dergilerimiz var. Yani Siyer Vakfı bir camia değil, cemaat değil, cemaat olmayacak değil mi? Yani, evet. Bağımsız, bütün Müslümanların... Biz kendimizi mektep olarak tabir ediyoruz. Mektebin talebesi her renkten olabilir. Aynen öyle. Yeter ki talipli olsun. Talipli olduktan sonra mutlaka istifade edeceği bir yer bulacaktır. Biz özellikle şunu kaçırmamamız gerekiyor. Bizim tek önderimiz, rehberimiz ve örneğimiz son peygamber, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla ondan alacağımız çok örneklikler var. Hayatın her alanına hitap ediyor. Sadece şu deyip lokal bir yere sıkıştırmadan, sadece şu deyip özelleştirmeden, sadece şu kesime deyip izafileştirmeden. Ümmet meselesini çok konuşuyoruz, dilimizden düşürmüyoruz. Bütün İslami camialar, STK'lar, dernekler olarak. Fakat icraata baktığımızda dar, küçük grubumuzu kutsuyoruz, camiamızı, cemaatimizi kutsuyoruz, ümmeti dışlıyoruz. Yani ne zaman ümmet olacağız? Yani ben birisiyle konuştuğumda dilinden ümmet düşmüyor ama hemen icraatına baktığımızda kendi dar yapısını koruyor ya da kullanıyor. Bu manada bir Osmanlı çeşmesi gibi her gelenin sizden içtiği, nefeslendiği, bir güzellik sunduğu çeşme ne zaman olacak cemaatlerimiz? Yani sadece kendi bağlılarına, müntesiplerine değil de bu manada mesela sinema vakfı ne zaman olacak? İlla ki Siyer Vakfı değil de sinema vakfımız var mı bilmiyorum. Kısa film derneğimiz var mı bilmiyorum. Sadece onunla ilgilenecek. Evet. Var mı Mehmet Kaman? Maalesef yok. Yani ortak hepimizin istifade edeceği böyle bir çalışma yok. Keşke olsa biz de bu tür etkinliklerimizi o çatı altında gerçekleştirebilsek. Biz kolektif çalışmaları, şura çalışmalarını hayata geçirmediğimiz sürece hepimiz olayın bir tarafından tutup çekiştireceğiz
Ve eğer siz bir alanda başarılı olmuşsanız mesela ben size o alanda imreneceğim. Ben de aynı çalışmayı yaparak sizi bölüp parçalayacağım aslında. Evet yani İstanbul STK'lar bu çok ciddi bir sıkıntı bence. Birliktelik yani devlet bunda bir öncü rol üstlenebilir. Diyecek ki devlet STK'ları karşısına alacak. Sen şu alanda uzmanlaş, sen şu alanda ustalaş. Şimdi bizim camialarımız, STK'larımız eğitimle ilgileniyor, yardımla ilgileniyor, filmle ilgileniyor. Bir alanda da uzman değil. Yani bu manada uzmanlaşabileceğimiz, ustalaşabileceğimiz STK'lar üretmemiz gerekiyor. Özellikle kesinlikle, kültür ve sanat alanında. Kesinlikle desteklerim, destekliyorum da. Maddi olarak da desteklerim. Maddi olarak da desteklerim ama burada öncelikle bu şuuru bizim yakalamamız lazım. Herkes her işi yapamaz. Herkes her işi yapmamalı zaten. Ama herkesin yapacağı güzel bir iş vardır. O işin uzmanı olmalı ve o işte alıp yürümeli. O işte başarılı olmalı. Mesela biz sahabe-i kiramdan örnek verirken karşımıza şöyle bir prototip çıkıyor mu mesela? Böyle bir şahsiyet çıkıyor mu? Falan sahabe-i kiram her yere koşmuştur. Her şeyi yapmıştır. Hayır öyle bir şey yok. Her sahabenin yaptığı bir iş vardı ve Efendimiz onu öyle görevlendirmiş, onu öyle istihdam etmiş. Uzmanlaşmanın etmişti. Başlangıcı değil mi? Aynen öyle. Aynen. Yani biz bu örnekleri kaçırıyoruz. Demek istediğim şey o. Önümüzde en güzel örneğin örnekleri var. Ama biz o en güzel örneğin örneklerini bir tarafa bırakıyoruz. Şimdi yine lafı dönüp dolaştırıp sinemaya getireceğim. Bize dayatılan örnekler ve modellerle yürümeye çalışıyoruz. Orada da tabii ki duvara tosluyoruz. Peki kısa filmler üretiliyor, ödüller veriliyor ama onların halka ulaşmasında, onların geniş kitlelere ulaşmasında bir sıkıntı var gibi. Yani mesela Siyer Vakfı bugüne kadar 200-300 tane kısa filme sahip oldu. Bunları biz Siyer Vakfı'nın web sitesinden, YouTube adresinden izleyebiliyor muyuz yoksa öyle bir sınırlama mı var? Şimdi şöyle, özellikle bazı yarışmacı kardeşlerimiz var. Gerçekten çok başarılı olan kardeşlerimiz var. Bunlar dünyanın Türkiye'de ve dünyada çok farklı festivallere de davet ediliyorlar ve katılıyorlar. Kendileri de katılıyorlar, bazıları da davet ediliyor. Dolayısıyla bunların filmlerinin sosyal mecralarda yayınlanması, bir web sitede yayınlanması onlar için bir dezavantaj teşkil ettiği için mümkün olduğu kadar onları yayınlamamaya gayret ediyoruz biz. Ama sürekli festivallere katılmak için onlar hiçbir yerde yayınlanmazsa, sadece festival için üretilirse bizim yaptığımız bu gayretler... O ayrı bir dert tabii. Yani, öyle bir sıkıntı var yani. Tabii böyle bir sıkıntı var. Dışarıdan görebildiğim kadarıyla. Doğru. Evet. Yani illaki festival için mi ürün üretilir ya da festival için mi film yapılır? O ayrı bir dert. Şimdi Siyer Vakfı tamam yönetmenlere destek olacak, onları yüreklendirecek ama o yönetmenlerin ürettiği değerler üzerinden de gençlerimiz nasiplenmesi gerekiyor. Tabii ki biz bunu mümkün olduğu kadar zaten sağlıyoruz. Şöyle sağlıyoruz. Sosyal mecralarımız var, YouTube kanallarımız var. Oradan yayınlıyoruz. Her senenin katılımcılarını yayınlamaya gayret ediyoruz. Dereceye girenleri mi, hepsini mi? Hepsini yayınlıyoruz ama festivalle gidenler hariç. Evet. Onlar hariç. Bu da onun yüzde kaçıdır mesela? Yani yüzde 2 ya da 3 o zaman kadardır. Geniş kısmı, çok geniş bir kısmı istifadeye sunuluyor. Aynen öyle, istifadeye sunuluyor. Onun dışında zaten biz birinci, ikinci, üçüncü dereceye girenleri ödül gecemizde, ödül törenimizde yayınlıyoruz ve orada izlemelerini de sağlıyoruz. Orada kalmıyor. Sosyal mecralarda, web sitelerimizde de yayınlıyoruz. Peki Mehmet Kaman, sinema deyince heyecanlanıyoruz. Ben dergi deyince de, kitap deyince de, kültür, sanat deyince de heyecanlanıyorum ama kısa film yarışması çoğaldı. Belediyelerimiz, derneklerimiz, sizin gibi bu işi dert edinen vakıflarımız yapıyorlar. Peki kısa filmden uzun metraja geçiş noktasında neler oluyor? Yani bu manada bir gelişme var mı? Bu manada bizim cephemizde altyapı çalışmaları var sadece, onu söyleyebilirim. Ama geniş çaplı bir şey var mı derseniz, bizim ilk seneden itibaren katılımcımız olan, yarışmacımız olan, derece alan kardeşlerimiz var. Mesela bugün artık uzun metraj film yapıyorlar. Bunlar önemli bir şey. Okul oluyor yani, bu mezunlarını vermeye başladı. Tam da bu sizin dediğiniz şeyi söyleyecektim ben de. İlk senenin yarışmacısı ve derece alan Seyit Çolak diye bir abimiz, kardeşimiz tabii var mesela. Bu sene aynı zamanda bizim ön jürimizde. Bizim böyle bir güzel yanımız da var. Biz ilk seneden itibaren bu sene yarışmacı olarak bize katılan kardeşlerimizi
Jüriye de alıyoruz. Böyle bir tecrübe de edinmelerini sağlıyoruz. Bunun dışında Seyit kardeşimizin mesela bir ifadesidir bu. Artık dedi Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması bizim için bir okul oldu. Yani bu alanda... Bu okulda mezunlarını vermeye başladı. Seyit Çolak da şu an bir uzun metrajlı filmin Çolak, içinde. Evet, bunlardan bir tanesi diyoruz. Mesela. Programımızın bu bölümünün sonuna doğru geliyoruz. Burak Koç, bir genç kültür adamı olarak neler söylersin? Yani dergi güzel, bir dünya kuruyor gençlerde. Sinemayla aran nasıl, neler yapıyorsun? Sinemayla aram iyi. Şu sıralar çok gidemesem de maalesef, çeşitli yoğunluklar sebebiyle. Seni etkileyen filmler nelerdir mesela? Benim filmlerim dediğinde aklına gelen 5 yani, filmler. Burak Koç'un filmlerini soruyoruz. Tırnak içinde yerli ve milli mi olmalı yoksa? Yerli, milli 5, evrenselle birlikte 7 olsun. Şimdi aklıma gelen Inception ve Interstellar isminde 2 film vardı. Onlar yani bilim kurgu, fantastik de ciddi manada etkilemişti. Bilhassa şu sıralarda vizyondan kalkmış olmasına rağmen derin bir etki uyandıran Buğday, Semih Kaplanoğlu'nun inşallah devamı gelir böyle çalışmaların. Filmi, Ayla filmi vardı. Bir de Ertuğrul Fırkateyn'in anlatan bir film vizyona girmişti geçen sene. İsmini hatırlayamıyorum ama hani bu minvalde bizi yansıtan filmlerin olması, tarihimizi, tabii keskin çizgilerimiz var bu noktada. Kesinlikle o haram kısmını alıp filmin merkezine onu koymayacak şekilde olan yerli ve milli, tarihi, edebi, kültürel, sanatsal filmler her zaman için dikkatimizi çeken şeyler. Peki şöyle bir soru soralım. Yani Burak Koç'a da bir imkan verildi, kamera imkanı da sunuldu. Hangi edebiyatçının bir ürününü sinemaya uyarlamak ister? Farklı bir örnek söyleyeyim. Ben Kutat Gubili'yi filme çevirmek isterdim kesinlikle. Süper. Yani oradaki sahneler gerçekten tam bir tahliller, tasvirler, film sahnesi. Çok da başarılı olacağını, iyi bir gişe rekoru kıracağını da düşünüyorum. Onu çekmek isterdim. O döneme bir bakmak isterdim. O dönemden bir şeyler taşımak isterdim. Çünkü onlar bizim ilk ürünlerimiz, ilk edebi verimlerimiz. Bugünün temelini oluşturan geleneklerimiz. Onları gündeme taşımak isterdim. Çağdaş edebiyatımızdan? Çağdaş edebiyatımızdan. Bir bakayım. Şimdi Necip Fazıl diyeceğim ama zaten Reis Bey başta olmak üzere kafa kağıdı gibi birçoğu taşınmış. Günümüzden taşımak istediğim hangisi olabilirdi? İmge Dergisi'nden bir hikaye. İmge Dergisi'nden bir hikaye. Çok güzel. Evet, İmge Dergisi'ne de başarılar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Değerli izleyicilerimiz, Akit TV'de Kültür Dünyası programı, kültürü, sanatı, sinemayı, dergileri, kitapları konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın diğer bölümlerinde Ahmet Maraşlı hocamız, değerli büyüğümüz, Mehmet Kaman dostumuz bizimle birlikte oldular ve yine birlikteler. Gençler vardı. Birinci bölümde, ikinci bölümde genç bir dergici vardı. Bu bölümde de genç bir kültür aktivisti var. Emre Soysal, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Danen'de kültür topluluğu evet. Ne yapıyor, neler yapıyorsunuz? Danen'de hangi amaçla kuruldu? Şöyle başlamak isterim. Danen'de topluluğu aslında bir grup gencin, bir grup üniversite öğrencisinin geçmişten beri besledikleri bir derdin büyüyüp filizlenmesi sonucunda. Tam orada duralım Emre. Yani biraz önce Burak, şimdi Emre hep bir dertten bahsediyorlar. Yani bu gençlerin... ne olacak bu gençlerin hali diyen büyüklerimize biz ne olacak bu büyüklerin hali diyoruz. Yani bu derdi görmeleri gerekiyor. Ve Ahmet Hocam, sizin konuyla da ilgili benim en çok önemsediğim mesele, yani büyük idealler yapıp ne olacak bu ümmetin hali deyip hiçbir şey yapmamaktansa küçük okuma gruplarını ümmetin birliği ve beraberliği noktasındaki en büyük çalışmalar olarak görüyorum. Danen'de topluluğu bir anlamda bunu yapıyor, okuma grupları. Evet Emre. Evet, dediğimiz gibi Mahmut abi, bir grup gencin bir dertle yola çıkması sonucunda oluşan bir grup. Danende'nin kelime manasına değinmek isterim. Danende, Farsça'da bilgin, bilen, filozof anlamına geliyor. Danende toplumlu olarak çıktığımız bu yolda baştan itibaren tamamen büyük oranda kendi imkanlarımızla, kendi maddi, manevi her türlü imkanlarımızla bu kurumu, bu markayı oluşturduk. Ve bu marka altında aynı zamanda monokol okumaları, Danende bilgin, Danende lügat, ve diğer çalışmalarımızı yürüttük hala. Marka deyince de evet. Değerli izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Hiçbir ticari yönü yok. Evet. Yine
Burak'ın dergilerinde olduğu gibi, diğer öğrenci kardeşlerimizin dergilerinde olduğu gibi bütün faaliyetleri kendi burslarından vererek yapan kardeşlerimiz değil mi? Evet, kar amacı gütmeyen kuruluşlar evet. diyebiliriz. Evet. Ve bu yaptığımız projeleri çok kısaca değinmek isterim. Danende Bilgin, Danende Lügat gibi alt markalarımızda, projelerimizde sosyal medyada biliyorsunuz, malumunuzdur, hocalarımızın da malumu, sizin de malumunuz Mahmut abi. Sosyal medyada bir sürü böyle bilgi akışı var, bir sürü her şey gelip geçiyor, hızlıca önümüzden gelip geçiyor ve büyük bir karmaşa var, kaos var. Biz de bu hızlı akan akışın içerisinde gençlere, arkadaşlarımıza, akranlarımıza, küçüklerimize, büyüklerimize, herkese nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük ve Danende Bilgin ve Danende Lügat'ı oluşturduk. Bu hesaplarımızda, Danende Lügat'ta unutulmuş kelimeler, hatırlayamayan kelimeleri daha çok ön plana çıkardık. Fikir dünyamızı zenginleştirmek için. Danende Bilgin'de ise geçmişte yaşamış olan yüzlerce, onlarca, yüzlerce, binlerce o düşünürün, yazarın, bilginin sözlerini bu hesapla topladık. Ve insanlara sunduk. Petekten süzülen bir bal misali insanlara sunduk. Böyle çalışmalar yaptık. Aynı zamanda şu anda da yine Danende Topluluğu, Kültür Topluluğu adı altında yürüttüğümüz projelerimiz var. Onlar da en kısa zamanda, onlar da inşallah yürürlüğe girecekler. Şu an onlar da konuşulma aşamasında yapılıyor. Evet Ahmet Hocam, gençleri görüyorsunuz. Gençler yani, çalışıyor. Gençler çalışıyor, okuyorlar, yazıyorlar, üretiyorlar. Madem sosyal medya diye bir gerçeklik var, o gerçeğin de üzerine gideceğiz. Kendi bilgimizi, birikimimizi, kültür ve medeniyet değerlerimizi orada da yansıtacağız diyorlar. Ne diyorsunuz gençlerin bu çalışmalarıyla ilgili? Allah razı olsun diyorum. Yani biz gelen neslin hayalini yaşadık hep. Yapabildiğimiz kadar da o neslin yetişmesine katkı sağlamanın derdinde olduk. Olabildiğimiz kadar ve halen de o dertteyiz. Onları görünce ayrıca içimizdeki ümit çiçekleri ayrıca artıyor. Benim bir seminer için verdiğim bir başlık oldu. Başlık şuydu: geleceğin gençliği. Yani geleceğe bakan o harika nesiller, inşallah kardeşlerimiz de o neslin öncülerinden olurlar. Yani insanlığın gönlünü ve yüzünü güldürecek öncü nesillerin öncülerinden olurlar inşallah. Ayrıca burada şuna değinmek isterim. Danenin topluluğu yola çıkarken, bir grup, bir avuç genç yola çıkarken şu sloganla yola çıktık: İyiler, iyi organize olun. İlk bakışta böyle çok klişe, çok basit böyle bir şey olarak geliyor. İyiler, iyi organize olun. Bunun altında yatan hikaye şudur aslında. Çok kısaca değinmek isterim ona da. Dünyada birçok insanın iyi olduğunu aslında biliyoruz. İnsanın içinde iyiliğinde, kötülüğünde olduğunu ama ağırlıklı olarak yine iyiliğe meyilli olduğunu hissederiz. En azından böyle umut ederiz. İyiler daha fazla aslında kötülerden. Ama maalesef iyiler kötüler kadar iyi organize olamadıkları için o kötü, o küçük bir grup kötü şu an gördüğümüz belki de o bütün çirkinlikleri, kötülükleri veya hoşlanmadığımız şeyleri yapıyorlar. Ve bunu yapmaya muktedirler çünkü organize oluyorlar. Ama iyiler sayıları fazla olduğu halde toplanmadıkları ve organize olup STK, kurum, kuruluşları kurmadıkları için veya kursalar bile verimli şekilde, aktif şekilde çalışmadığımız için kötüler kadar verimli olamıyoruz. Muhteşem sayımız fazla hocam, oldu. Yani bunlar harika. Şimdi Müslümanların birçok organizasyonunda hala birinci problemimiz ses problemini aşamıyoruz. Yani binlerce kişi toplanmış en büyük salonlarımızda. Program başlayacak. Mikrofonumuz düzenlenmemiş. Program bir saat denmiş, bir saatten sonra başlamış. Bitiş saati belli değil. Uzun konuşmalar, uyutan konuşmalar. Organizede bir sıkıntımız var. Peki siz buna ne gibi çözüm önerileri sunuyorsunuz? Şöyle çözüm önerileri sunabiliriz Mahmut abim, naçizane tabii ki de. Şunu görüyoruz genelde. Bir yerde bir program yapılıyor. Şu kadar kişi gelecek, şöyle organizasyonlar olacak, şu isimler gelecek. Bunlar tabii ki de çok güzel şeyler. Bayanlara yer ayrılmıştır var. Bayanlara yer ayrılmıştır var. Vesaire vesaire. Ama maalesef gençler olarak hissettiğimiz şu: bu gidilen programlarda genelde birçoğunda, hepsi olmasa da tenzih ederim iyi olanlarını, oraya insanları, gençleri doldurup orada belli bir sayıya ulaşılıp bunun reklamının yapılması. Ama oraya gelen çocuklar oradan çıktıklarında zihinlerinde ne kaldı veya ne kalmadı, bunu pek sorgulamak, irdelemek istemiyoruz. Aslında bizim burada yapmak istediğimiz şey birazcık da şu, Danende Topluluğu olarak. Monokol Okumaları Projesi'nde özellikle değinmek isterim. Sayımız, kontenjanımız normalde 30 kişiydi. Ve biz bu 30 arkadaşımızın çeşitli imkanlar dahilinde, büyüklerimizin imkanları dahilinde sağ olsunlar,
kitaplarını ücretsiz temin ettirdik. Ve bu organizasyon bittiğinde toplamda 450 kitap okunmuş olacak. Ve şu an yine bu organizasyona... 30 kişi 450 kitap okumuş olacak. Evet, en az. O da en az yani 450 çünkü şu an yine... Kişi başı 15 kitap okumuş olacak. Evet, en az 15 kitap okumuş olacağız. Ve hala kontenjana, yani kontenjan dolduğu halde talep var. Gelen arkadaşları da imkanlar dahilinde almaya çalışıyoruz. Burada size nasıl ulaşacaklar? Bize nasıl ulaşacaklar? Bize Dane'nin de topluluğu. Burada birazcık... Evet. Reklam. İyinin reklamını yapalım. Evet, bu iyinin... da iyilerin organizesi olsun yani. Evet. Bize Dane'nin de topluluğu tr.gg adresinden veyahut da Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan aklınıza gelebilecek sosyal medya... Kitapları nasıl seçiyorsunuz? Mesela rastgele kitaplar mı okuyorsunuz? Çünkü 30 kişinin bir araya tutmak, onları yöneltmek, yönlendirmek önemli. Mesela sizin bu kitapları kim tavsiye ediyor? Kendi aranızda mı seçiyorsunuz? Şöyle yaptık Mahmut abi. Bu kitapların belirlenmesinde çeşitli hocalarımızın, akademisyenlerimizin ve belli bir heyetin gözünden geçerek en son bu kitap listesi oluştu. Malumunuz günümüzde bir kitapçıya girdiğinizde herhangi bir kitapçıya işte en çok okunanlar, birçok şey görüyorsunuz. Popüler kitaplar. Popüler kitaplar hepsi görüyorsunuz ama güzel olan şey anlaşılmayı bekler. Oturup anlaşılmayı bekler. Güzel olan şey anlaşılmayı bekler. Oturup anlaşılmayı bekler. Bu yüzden... Biz de işte büyüklerimizin tecrübelerinden yararlanarak en iyilerini okuduk. Neler okudunuz? Şu zamana kadar, şu an hatırıma gelenlerden saymaya başlarsam, Necip Fazıl Çöle İnen Nur. Hala okumadık ama inşallah okuyacağız. Diğer kitaplarda bu da var. Hilmi Yavuz, Türkiye'nin Zihin Tarihi. Ayrıca Saadettin Ökten, Atilla İlhan, Sezai Karakoç gibi gibi. Böyle örneklerimizle... Yani sadece belli bir çerçeveden değil, geniş değil. Çerçeveden kesinlikle. Yaklaşıyorsunuz. Kesinlikle. Hani tek bir şeye saplanıp kalmaktansa... Birçok noktaya değinerek, bunların arasındaki bağlantıları kurarak en son hikmete ulaşmak veya en son bir değer üretmek. Zaten bizim şiarlarımızdan, bizim gayelerimizden, hedeflerimizden birisi de şu. Okuyan, okutturan, üreten, ürettiren bir gençlik. Sadece olduğu yerde kalan ve saplanan değil. Bu minvalde biz de arkadaşlara böyle kitaplar, aynı zamanda kitapların yanında filmler, bu kitaplarla paralel olarak filmler izletmeye çalışıyoruz. Daha pekişsin, daha anlaşılsın diye ve konuklar davet ediyoruz. Yazar, akademisyen ve gazeteci. Tabii bu arada o zaman hemen sizi ve grubunuzu Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması'nın ödül törenine bekliyoruz değil mi? İnşallah. 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 Sadece onları değil, bütün seyircilerimizi davet ediyoruz. 18 Şubat Pazar günü saat 19.45'te Haliç Kongre Merkezi'nde olacağız inşallah. Bütün Akit TV seyircilerini ve sizleri de davet ediyoruz. Ahmet Hocam, şimdi Emre'yi dinlerken yine programımızın diğer bölümünde sorduğum soru. Yani okumuyoruz falan diyoruz ama Dane'nin de topluluğu gibi birçok grup var. Harıl harıl okuyorlar ve sağlam kitaplar okuyorlar. İşte bir bakıyorsunuz Aliye'yi okuyorlar, bir bakıyorsunuz İsmet Özel'i, Sezai Karakoç'u, Cemil Meriç'i, Kemal Tahir'i okuyorlar. Bu noktada bu okuma gruplarıyla ilgili bir projeniz var mı? Bu okuma gruplarından... Yola çıkarak bir gelecek inşası projeleriniz arasında mı? Var, var. Yani kitaplarda anlattım anlatabildiğim kadar. O kapsamlı bahsettiğim eğitimle ilgili, eğitim dünyasının problemlerini çözmeye dönük projenin içerisinde de onunla ilgili şeyler var. Burada işin en bence hassas noktaları olan birisi şu, ben insani, ahlaki, manevi değerlerle mücehhez bir, donanmış bir nesil yetiştirmek deniyor ya. Ben buna acizane şunu ilave etmek ihtiyacını hissediyorum. İnsani, ahlaki, manevi değerlerle dinamik anlamda mücehhez bir nesil. Yani kabına sığamayan bir nesil. Okumalarda da zannediyorum buna dikkat ediyorlardır. Zaten anlattıklarından bu anlaşılıyor kardeşimizin. Efradını, cami ayarını mani şekilde üreten, öğreten bir anlayışla. Şimdi bizi Antalya'dan Ardahan'a, Ardahan'dan Hamburg'a, Hamburg'dan Paris'e kadar birçok izleyicimiz izliyor ve gençlerden ben çok aldığım sorulardan birisi ne okuyalım, nasıl okuyalım, kimi okuyalım diye bir soru geliyor. Ve İslam camianın birçok okuma gruplarında da 80'lerdeki, 90'lardaki o listeler okunuyor ama o listeleri biraz güncellemek gerekiyor. Yeni ilaveler yapmak gerekiyor. Ahmet Maraşlı'nın bu manada izleyicilerimizden, genç arkadaşlarımızdan geldiğinde kitap tavsiye listesinde ilk 5'te kim var efendim? Şimdi benim bu usta bakışım şu. Bir Müslüman gözüyle asr-ı saadetten günümüze. Önce
La ilahe illallah Muhammed Resulullah şuuru içerisinde, kelime-i şehadet şuuru içinde Kur'an ve Kur'an'ın gösterdiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Kur'an ayrı, Resulullah ayrı değil. Kur'an zaten Resulullah'ı gösteriyor. Kur'an Resulullah'ı gösterir. Kur'an ve altını çizerek söylüyorum. Kur'an'ın muhtelif ayetlerde açık ve net olarak gösterdiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Kur'an, hadis-i şerifler, sahabe-i kiram hazaratının eserleri, tabi'in, tebe-i tabi'in ve İslam medeniyetinin asr-ı saadetten günümüze seçkin müktesebatı. Bunun bence ana caddenin müstesna eserlerin, başta elbette Kur'an ve hadis-i şerifler olmak üzere, öncelikle bunların okunması lazım. Ta ki sapmalara yol açmasın. Bunun arkasından burada kendi eserlerinin kıymetini anladıktan, özümsedikten sonra da o pencereden, Kur'an ve Resulullah'ın getirdiği pencereden hikmet müminin yitik malıdır, nerede bulursa alır anlayışıyla diğer eserlere, Türkiye'de, İslam dünyası ve bütün dünyada diğer eserlere o pencereden bakarak seçmeler yapmak lazım. Temeli sağlam. Temel bu olmalı. Yoksa risk büyük olur. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun bir hatırası var. O zihni dönüşümünü ailesinin kendisine çocuklukta ve gençlikte okuttuğu batılı yazarlardan okuttuğu yazarlardan dolayı, kitaplardan dolayı olduğunu anlatıyor. Gerçekten temeli sağlam atarsanız batıyı da okusun, doğuyu da okusun. Ama bir temel vermeden, yani biz işte daha geniş bakalım, batıyı da okusun, işte İncil'i de okusun, Marx'ı da okusun derseniz orada bir sapma olabilir. Önce temeli sağlam atacağız. Bu manada bugüne gelirsek, ana kaynaklar tamam. Ehli sünnet kaynakları. Çünkü şu slogan kimin son zamanlarda sık görüyoruz? Sünnet olmadan ümmet olmaz. Yani bu manada okumalarda itikadi provokatörlerin ürettiği eserlere de meyletmemek gerekiyor. Gençleri meylettirmemek gerekiyor. Ehli sünnet dışında çok proje çalışmalar var. Çok cilalı kitaplar üretiliyor. Buradan da gençlerimizi bu manada dikkate celbedelim. Buyurun efendim. Bu merkezde genç donanırsa günümüz dünyasındaki problemli eserlere de ve ümmete zarar veren, gençliğe zarar veren, Müslümanlara, insanlığa zarar veren eserlere de o gözle bakıp yanlışı doğruyu değerlendirip çözüm noktalarını, açıklarını ortaya koyabilir. Bu noktadan verimli olur o problemli eserleri okumak. Ama önce kendi medeniyetini hakkıyla özümsedikten sonra. Yoksa risk büyük. Ders kitaplarının dışındaki bütün kitapları önemsiyorsunuz, öyle mi? Efendim? Yani her türlü, yani her türlü derken elbette kitap olmayan kitaplar da var. Bunu görüyoruz, biliyoruz. Şimdi ders kitaplarında hala kuru metinler ve belli bir ideolojik, dogmatik yaklaşımlar devam ediyor. Bu manada aslında okumayı sevdirmeye ders kitaplarına seçilen metinlerle başlandı. Çocuk çünkü onu bir yıl çantasında taşıyor. Evinde, masasında taşıyor. Bu manada talim terbiyenin atılımları var ama henüz yeteri kadar sonuçlar görülmedi. Ders kitapları hususunda ne düşünüyorsunuz? Valla ders kitaplarına da önceki bahsettiğim medeniyet ruhunun, medeniyetin müktesebatının en alt yaştan başlayarak, ilkokul değil sadece, anaokulu ve daha öncesinden başlayarak müfredatın içine basamak basamak en yukarı kadar yerleştirilmesi lazım. Bu yapılmazsa bu problem çözülmez. Evet. Peki Emre, Ahmet Hocam'ın bu tespitleri kapsamında size bir kitap tavsiye edildi ama bir bakıyorsunuz sünnet düşmanı, peygamber düşmanı, işte peygamberi dışlayıp Kur'an İslam'ı diye saçma sapan şeyler sunuyor. Burada nasıl yol alıyorsunuz, nasıl görüyorsunuz tehlikeyi? Biz buradan tehlikeyi şöyle görüyoruz diyebiliriz. Belli kitaplarımız vardı bu zamana kadar belirlediğimiz, okuduğumuz, gördüğümüz çeşitli yazarlardan, çeşitli düşüncelerden, yani tek tip olmayan kitaplar vardı. Bu kitapların içinde yeri geliyor, hani bazen çok inanıp güvendiğiniz yazarlar bile veya diğer insanlar bile bazen kafanıza takılacak düşünceler yazabiliyorlar oraya ve kafanız gerçekten takılıp kalıyor. Tecrübeniz de yok. Hani daha liseye veya üniversiteye gidiyorsunuz. Tam bu noktada aslında bizden daha tecrübeli olanlar, bizden daha donanımlı ve bilgili olan insanlara danışarak biz genelde bu sorunlarımızı münakaşa ediyoruz veya fikir teatisinde bulunuyoruz. Kendi aramızda yani bunu konuşuyoruz ve bu sorunu aşmaya çalışıyoruz. Böyle bir yerde tıkandığımız zaman. Peki gençlerden ümitli misin? Yani okumalarından, kültürlerinden,
kendilerini yetiştirmelerinden? Çok tam da bam telimi basacak bir noktaya değindiniz Mahmut abi. Şöyle söyleyebilirim. Biz zaten bu yola çıkarken, Dane'nin toplu olarak, arkadaşlar olarak yola çıkarken gerçeği, yani bizim önümüze koyulan gerçeği reddettik. Nasıl reddettik? Arthur Schopenhauer'un bir sözü vardır, çok hoşuma gider. Umut, gerçeğin reddedilişidir. Bizim önümüze koyulan gerçek aslında gerçek değil çünkü. Önümüze koyulan şey bir bilgi akışı. İtaatsizlikle başladı. Yani Burak da, Burak'ın söylediği gibi. Evet. Önümüze koyulan bir bilgi akışı var ve biz bunları bilinçaltımız direkt kaydediyor. Hayır diyoruz biz de. Tam bu noktada hayır diyoruz. Ve bunu reddedip kendi umut ettiğimiz gençlik noktasına gelecek olursak... Müthiş. Burada Ahmet Hocam, değerli Mehmet Kaman dostumuz da hak verecektir. Yani bu okumaları yapsın gençler. Ne FETÖ bulaşabilir, ne METÖ bulaşabilir, ne öteki bulaşabilir. Eğer kaybettiğimiz Anadolu çocukları FETÖ'ye ve diğer böyle tehlikeli örgütlere verdiğimiz gençler önceden sağlam bir okuma sürecinden geçselerdi, hiçbir sapkın harekete ulaşmazlardı. Şimdi bu sağlam okumaları yapan bir topluluğa FETÖ 10 tane, 1000 tane kancı atsa bir sahip olabilir mi? Şöyle söyleyebiliriz. FETÖ veya çeşitli sessiz sesli harflerin yan yana gelerek oluşturduğu kurum, kuruluş veya başka kişiler. Biz önce kendimiz olduğumuz için aslında, dediğiniz gibi Mahmut abi, Anadolu. O Anadolu toprağından aldığımız için enerjimizi, gücümüzü, kaynağımızı insanı etkilemiyor. Çünkü bu sefer ruh sağlam oluyor. Ruh sağlam olduğu için karakter sağlam oluyor. Ve bununla beraber orada bir enerji yoğunluğu oluşuyor. Ve dışarıdan kötü bir şey geldi mi siz bunu anlayamasanız bile hissediyorsunuz. Çünkü onun kokları sizin içinizde var. Böyle düşünüyorum bu konuda. Ve yine çok küçük bir şey daha değinmek isterim. Bir söz vardır, çok hoşuma gider. Bir insan en çok zaman geçirdiği 5 insanın toplamıdır. Şimdi oturup düşünüyorum. En çok zaman geçirdiğim 5 insan kim diye. Allah razı olsun, hepsi güzel insanlar. İsmet Özel, Sezai Karakoç. Evet, belki yazarlar, belki arkadaşlarımız, hocalarımız, büyüklerimiz sizler. Ve sonuç şu geliyor. Kitapları da dahil edebiliriz. Kitapları da, kesinlikle kitaplar da dosttur. Hatta insanları da kitaba benzetebiliriz bir yerde. Ve biz de burada gençler olarak işte o arkadaşlarımızın, insanların o 5 arkadaşından biri olmaya çalışıyoruz. Ve bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Peki Burak'a sorduk biraz önce. Sana da soralım. Eline imkan verilse ve kamera da verilse hangi 5 kitabı, edebiyat kitabını da olabilir, ürünü de olabilir, sinemaya uyarlardın? Hangi 5 kitabı? Evet. Roman olabilir, bilgi kitabı. Fark etmez. Aklımda şu zamana kadar... Ya da şahsiyet de olabilir. Hangi şahsiyetin hayatını filme uyarlardın? Bir genç olarak. Bir genç olarak kesinlikle hani hiç çekinmeden söyleyebileceğim Cemil Meriç, Sezai Karakoç ve daha hani aklıma gelen, gelmeyen, aslında bildiğim, şu an hatırıma gelmeyen birçok insan. Belki sadece günümüzden de değil, geçmişten. Demin arkadaşımız Kutat Kubile'ye değindi. Ta ilk Türk medya, yani o zamanlara değindi. Geçmişten ve gelecekten, günümüzden birçok, emin olun yani, koymak istediğim, filme dökmek istediğim o kadar çok şey var ki. Gerçekten çok var. Evet. Hayallerimden biri de budur aslında. Burada da... Sinema var kalbinde. Sinema bir kenarında hep duruyor. Evet, yönetmen kalbimde. Olmak istiyorsun. Yönetmen, hani kesin bir alan olmasa da ama bir gün bir film çekmek kesinlikle isterdim. Bir de değil hatta. Yeri gelirse eğer 2-3, nereye kadar giderse. Mehmet Kaman, gençlerde böyle bir eğilim, yönelim var değil mi? Yani hangi alanda olurlarsa olsunlar bir film kafalarında var. Bir gün bu gençler Allah'ın izniyle sinema piyasasını, Hollywood'u darmadağın edecekler. Yani dünyaya hakim olacak bir enerji İnşallah. Üretecekler. Duanız olsun. Biz de kendi topraklarımızın Oscar'ını ortaya çıkaralım. Ve kardeşlerimizin duasını da gerçekleştirmiş olalım. Dolayısıyla illa birilerinin bize dayattığı bir sinema anlayışı değil, kendi değerlerimizle oluşturduğumuz bir sinema anlayışını ortaya koyalım. Ve bundan hepimiz istifade edelim, dünya da istifade etsin. Sadece biz değil, dünyanın da şimdi bu değerlerin sinemaya yansımasına ihtiyacı var. Çünkü dayatılan bir dünya anlayışı, dayatılan bir düzen ve dayatılan bir sinema ile dünya yönlendiriliyor. Algılarımız, alışverişlerimiz, aile hayatımız, çocuk yetiştirme metotlarımız, eğitim sistemimiz, her şeyimizi algılarla yönetiyorlar. Ama bunu nasıl yapıyorlar? İşte medya ve sinema.
yöntemiyle. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak diyeceğiz. Sinemada da var olacağız inşallah. Bu gençlerin işte Siyer Vakfı'nın gibi önemli çalışmalarıyla. Ahmet Hocam, son dakikalarımız sizin birbirinden kıymetli eserleriniz Mirabat Yayınları'nda okuyucuya sunuluyor. Evde okul, okulda kalite, 50 bin adet 25 baskı. Demek ki bu toplumu okuyor ve anlıyor. Ahmet Maraşlı'yı seviyor. Okumayı sevdirme projesi de 40 bin adet okuyucuya ulaşmış. 19. baskı. Bunlar Türkiye'de çok güzel baskılar. Son olarak neler söylersiniz efendim? Bu kitapları yazmaktaki derdiniz, üretmekteki derdiniz neydi? Ama Ümmet-i Muhammed'i insanlığı ayağa kaldıracak. Nesiller nasıl yetiştirilebilir? Benim temel derdim bu. Bütün yaptığım çalışmaların özünde bu var. Cenab-ı Hak Tin suresinde insanları ahsen-i takvim suretinde yarattığını buyuruyor. En güzel surette. Benim çok dikkatimi çekti. Tebarek suresinin başında da ilk ayetlerde başlarda ahsen-i amela buyuruyor. Yani en güzel amel. Yani Cenab-ı Hak insanı en güzel surette yaratmış, en güzel kulluk istiyor Allah-u Teala. Bu yolda Allah için ahsen manada Allah demek ve Allah dedirtmeye çalışmak, buna en güzel vesilelerden olmak benim arzum, hayalim, niyetim. Arza Allah'ın mührü ahsenini vurmaya en güzel vesilelerden olmak ve o ben yapamasam da yapmak isteyip de yapamasam da bunu yapan nesillerin yetişmesi. Benim bütün çalışmalarımın özünde bu var. Bir şiirde şöyle ifade etmiştim. Arza Allah namına mühür vurmak kazılmaz. Öylesine yazmak ki başka türlü yazılmaz. Eyvallah. Burada son olarak bir şey söyleyeyim. Evet, hakkınızı helal edin. Bu sinema mevzuunda. Sinema mevzuunda malum haram helal noktasında sıkıntılar var. Bence o noktada ki çözüm yollarından birisi şu olabilir. Şüphesiz bu meseleyle ilgilenenler bunu da düşünmüşlerdir ama acizane benim aklıma gelen, daha önce de zaman zaman düşündüğüm, belki bazı problemleri çizgi film yoluyla. Yok hocam, büyük yani sermaye sizden, oyuncu sizden, senaryo sizden, salon sizden, dağıtım sizden olursa o kırmızı çizgiler korunur. Bence kaçmayalım. Hayır, kaçmak çizgi değil. Çizgi filme kaçmak. Onu dediğiniz noktayı... Çizgimizi koruyarak, çizgi filmde de olalım, uzun metrajlı filmde de olalım. Yani sinemadan ne olur... Şunu söylüyorum, hayır, caymak anlamında demiyorum kesinlikle. Onun yapılamadığı yerlerde... Tıkandığın yerde çözüm üretme noktasında... Diğer alanlarda yine olabilir. Bu noktada... Evet, çizgi film hocam maliyet itibariyle... Son saniyeler arkadaşlar. Daha ama ağır. Daha maliyetli ve evet. Daha külfetli bir alan. Evet, değerli arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz Ahmet Maraşlı, Mehmet Kaman, Emre Soysal kardeşimize bu bereketli programa ortak oldukları için, ses verdikleri için, yürek verdikleri için şükranlarımı sunuyoruz. Efendim bu hafta da gerçekten sinemayı konuştuk, dergileri konuştuk. Kültür topluluklarını konuştuk, kitabı konuştuk ve kültüre, medeniyete dair ne varsa dilimiz döndüğünce konuşmaya, paylaşmaya çalıştık. Bu programın hazırlanmasında emeği olan, katkısı olan yönetmenimiz Bülent Sarıdiken Beyefendi'ye, genel yayın yönetmenimiz Bülent Sarıdiken Beyefendi'ye, yapımcımız Fatma Gülşen Koçak Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Afrin'de bizim için mücadele eden, ümmet için, millet için mücadele eden askerlerimizi de selamlıyoruz. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın efendim.